Sizi tebrik ediyorum. Sakin saatte geldiniz alışverişe. Akşam bana sıkıntı oluyor. Bak sakin. Ne güzel bu saatte geldiğinde hiçbir sıkıntı yok. Anne kendimizi koruyalım ki çocuklar aileyi koruyalım. Evet. O da işte maske mesafeyle. İnşallah. Çok affedersin gelsin. Cümlemizi. Sağ olun. Allah'a emanet. Son dönemde pandemi sürecinde pandemiye karşı kendinizi korumak adına Gaziantep'te özellikle arabanda yetişen samsak en büyük ilaç. Bunlar hem taze soğan samsak olarak tükettiğimiz şiveydiz gibi yiyeceklerimizde, şiveydiz dediğimiz yemek et suyundan, etten, yoğurttan, soğandan, samsaktan oluşan bir yemek. Bu aynı zamanda içerisinde et suyuyla proteini, yoğurtla probiyotiğini, diğer taraftan da soğan ve samsakla da immün sistemini koruyucu sebze olarak tüketiyoruz. Diğer taraftan da kurutulmuş araban samsa bizim vazgeçilmezimiz. Özellikle koronavirüsüne düçar olmuş hastalarımızın mutlak surette ilaç niyetine yoğurtlu samsak yemesini öneriyoruz. Bunu biz değil, tıp dünyası söylüyor. Gaziantep'te de ve ülkemizde bu nimetler var. Bu nimetlere sahip çıkalım inşallah. Pazar yerindeyiz. Valimle, başkanımla birlikte buradaki sosyal mesafe, maske bunların hepsini kontrolü geldik. Ama bir şey var, bilim dünyası diyor ki artık vücudun bağışıklığı çok önemli. Koronaya karşı kendimizi güçlü bir şekilde beslenmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? İşte araban sarımsa. Bunu bilim dünyası diyor şu anda. Araban sarımsa koronaya karşı en büyük önleyici taze soğan sarımsak bizim şiveydizimiz var. Şiveydiz yoğurtta yapılıyor, taze soğan sarımsak da yapılıyor. Koronaya karşı önlem almak istiyorsanız Gaziantep menüsünden şiveydizi hemen yapacaksınız ve çok fazla sarımsak tüketeceksiniz. Araban sarımsak tüketeceksiniz. Şimdi ikinci husus o kadar önemli ki şu anda çok sakin bir zaman. Özellikle annelerden, hanımlardan istirham ediyorum. Bu saatte gelip alışverişlerini yapsınlar. Sıkıştığı zaman akşamüstü bu kadar maske mesafe sorunu yaşanıyor. O zaman da bu koronanın istediği ortam hazırlanıyor. Koronanın istediği ortamdan uzak durmak için mutlaka bu saatlerde gelip alışverişi yapsınlar ve kendilerini korusunlar. Çok şükür kurallara uyuluyor. Hem esnaflar açımızdan hem de vatandaşlar açımızdan. Özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız bu saatlerde olduğu gibi yoğun olmayan saatlerde yani saat 12'ye kadar, 1'e kadar alışverişlerini yapsınlar. Geç saatlere kaldığında bir yoğunluk oluşuyor. Bu da kendileri açısından, hastalık açısından bir sıkıntı oluşturuyor. Sakin saatlerde alışveriş yaparlarsa hem pazarcılar açısından hem de hemşehrilerimiz açısından faydalı bir iş olacak. Birinci ilaç. Aynen. O yüzden turşuyu çok tüketmek lazım. Evet, maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat. Burunlar kapalı. Allah bereketli kazançlar nasip etsin inşallah. Hayırlı işler. Şuradan ilaç almaya gerek yok. Şunları tükettiğimiz. Ellerinize sağlık. Sağlık satıyorsunuz. Aşı satıyorsunuz. Sağlık satıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Bereket olsun.